Evet, hoş geldiniz dinleyiciler ve seyirciler. Bugün bizim için çok önemli bir misafir var. Kendisi bizim için bu serinin çok değerli bir parçası. Kendisi Hasan Uçarsu. Kendisine hoş geldiniz diyorum buradan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok çok selamlar. Biz bu seride kullandığımız videoların altına bir süre sonra Türkçe, İngilizce ve Fransızca altyazıda yazıyoruz. O yüzden bunun yurt dışından başka viyolonselciler, müzisyenler veya bu konuya ilgi duyanlar tarafından da seyredeceğini ümit ediyoruz. O yüzden en başta hep konsept gereği misafirimizin kendisini kısaca ne kadar isterse bir tanıtmasını ümit ediyoruz. Kendinizi bir çok kısaca anlatabilirseniz, dediğim gibi Türkiye'de sizi herkes tanıyor ama yurt dışından birileri seyrettiği zaman Hasan Uçarsu ismi ne ifade eder, onu siz açıklarsanız seviniriz. Buyurun hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir kere her şeyden önce bu özel çalışmayı yaptığınız için sizi İzzet Bey, Tayfun Bey, Aslan'ı özellikle kutlamak istiyorum. Bir kere fikri aklınıza getirmek ayrı bir şey. Hepimizin aklına böyle güzel fikirler geliyor ama bunu hayata sokmak, uygulamak, bunun meşakkati, zorluğuna katlanmak apayrı bir şey. Türkiye'nin viyolonsel enstrümanını çalanlarının ve bu eser saz için eser bestelemiş olanlarının hikayesini, geçmişini, belleğini, arşivini oluşturduğunuz için ve yaşayan bir arşiv, bunu çok çok sıklıkla kullanılacağından eminim. Ben daha çok geleceği düşünüyorum. Bugünden derdim değil. Geleceğe yaptığınız genç çelistlerin kendi geçmişlerini, dedelerini öğrenmeleri için yaptığınız bu çalışma için gönülden ve Türk besteciliği için yapmış olduğunuz bu çalışma için gönülden teşekkür ediyorum. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. 1965 yılında İstanbul'da Bostancı semtinde doğdum. İlkokul yıllarımda yarı zamanlı olarak İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda öğrenci oldum. 4. sınıf, 5. sınıf flüt çaldım. Flüt hocam Muzaffer Temay'dı, belki bilirsiniz. Artist, film artistiydi ama sonradan değil, önce flütçü, sonra sinema, sonra tekrar hocalık gibi. Sonra o zamanki Marif Koleji'nde ortaokul ve lise okudum ve lisede oradan mezunum. Fakat orada ortaokulun sonlarında ben de bir besteci konservatuvarı bırakmak zorunda kaldım yarı zamanlıyı. Okul ağır ve tam zamanlıydı. Zor geldi. Biraz da o tip bir akademik eğitimden de hoşlanmadığımı itiraf ediyorum. Uzun sesler, gamlar, ayna karşısı duruşlar beni pek haz etmediğim şeyler oldu. Ama lisede, ortaokul ve lisede güzel bir müzik ortamı vardı. Evde de vardı. Yani çok plak dinledim. Bir müzik temelim vardı ve bestecilik şeyi bende ortaokul son gibi oluştu. Lisede falan iyice aklımdaydı. Küçük gruplar kurdum. Onlara bir takım senfonileri, şuyu buyu düzenledim. Çaldık, kendi eserlerimi yazdım ama ne denir? İşte cahil cesaretiyle öyle gidiyorum. Çok şey öğrendim orada. Sonra lise son sınıfta müzik öğretmenimiz sayesinde, iyi bir müzik öğretmeniydi Turgut Ertaş. Muammer Sun'la tanıştım. O yıllarda İstanbul'daydı. Hayatımı değiştiren insan da o oldu. Çünkü ben o ana kadar tam zamanlı bir bestecilik eğitimi düşünmemiştim. Hatta gittiydim, lise 1'in yazında konservatuvara gittim. Şartlar çok ağırdı, kağıt üstündeki şartlar. Ya ben bunu sağlayamam diye vazgeçtiydim. Sonra Muammer Sun hakikaten, ondan ben bir kış çalıştım. Hatta ücretsiz benden çok ilgilendi, çok zamanını ayırdı. Ve bana bir şey oluşturdu, bir motivasyon, bir hedef girebileceğimi belirtti konservatuvara. Keyifli ve güzel zamanlardı. Yani benim ilk gençliğimde aldığım bir sağlam bir izlenim ve bakış onun sayesinde oldu. Hakikaten de liseden sonra Devlet Konservatuvarı'na, İstanbul Devlet Konservatuvarı, şu anki Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı'na girdim. Çok kıymetli hocalarla çalıştım. Benim asıl hocam orada Adnan Saygın oldum. Onun vefatına kadar çalıştım. Yani onunla lisans programını bitirdim. O arada Cemal Reşit Rey'i tanıdım orada ömrünün son yıllarında. Onun derslerine girdim.
Bülent Tarcan'ı tanıdım. İlhan Osmanbaş zaten okulda öğretmenimizdi. Ondan da birçok ders aldım. Avşar Timuçin'le düşünce tarihi, estetik, felsefe derslerim. Yani çok iyi hocalarla iyi bir eğitim hayatım oldu. Daha sonra Saygun'un vefatından sonra yüksek lisansı Cengiz Tanç'la birlikte yaptım. O çok daha farklı bir besteciydi benim açımdan. Sonra işte yine doktora çalışmalarıma başlamışken orada bir yurt dışına gitmek, Amerika'ya gitme fikri doğdu. Bunun birçok nedeni var. Ama gidip de dönmek fikri, yani ben hiçbir zaman kalmayı hiçbir zaman düşünmedim. Bir 3 yıl Amerika'da bulundum. Philadelphia'da Pennsylvania Üniversitesi'nde doktora yaptım. Çok iyi hocalarım da vardı orada. Mesela bir tanesi George Crumb'tı ki orada Pulitzer ödüllü, hatta 3 tane bestecisi vardı ki olacak bir şey değildi bir şey için. Bir okul için işte Pentroika falan diye adlanıyor ki onların da ben son yıllarını yakaladım. Hepsi benim hayatım böyle son yıllarında, yani onlar emekli oldu. Richard Wernick vardı. Yani ben mezun oldum, onlar emekli oldu gibi oldu. Yani o açılardan bakınca iyi bir eğitimim oldu. Büyük müzik insanları tanıdım. Hepsinden farklı farklı, çok farklı şeyler öğrendim. Ya yani kendim biraz da bazen bunlar organize olamıyor. Şanslı da addediyorum ama iyi bir öğrenciydim. Hakikaten iyi bir öğrenciydim. Kelimenin tam anlamıyla bunu söylüyorum. Çünkü güvendim hocalarıma. Yani önünüzdeki isimler hakikaten böyle güçlü isimler olunca yani daha rahat güveniyorsunuz belki ondan, ama ben güvendim. Benim öyle bir huyum da vardı. Sonra okuluma döndüm, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı'na. O gün bugündür de okulda ders veriyorum. İşte bugünlere geldik. İşte yakında da hepimiz gibi emekli olacağız. Kenardan gideceğiz işte. Ama keyifli geçti hayatım. Memnunum. Mutluyum yani o anlamda. Evet. Sağ olun hocam. Kendinizi kısaca da bize anlattığınız için. Ben o zaman direkt konuya gireceğim ama çok kısa bir şey sormam lazım Cengiz Lütfen. Tanrı'nın geçtiği için. Onun bir viyonsel ve orkestra için konçertosu var. Kimin dediniz? 70 Katıldım. dakikalık Cengiz Tanç'ın Öyle viyonsel ve mi? Bilmedim ben orkestra için. onu. Evet. Tek seslendirme CSO'da Antonio Pirolli tarafından 1900 kaçtı Aslı? Hatırladım ya, hatırladım, 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 Evet, hatırladım. Evet. Karolin Ölçer solist. Karolin Ölçer, evet. Evet. Hocam notayı bulamıyoruz. Şimdi şöyle, ben onu hatırladım. Ben o yıllarda kısmen Türkiye'de ya değildim. Tam benim dönüş yılım ve askerlik yıllarımdır. Yani Karolin onu çaldığında Ankara'da ben askerdeydim. Karolin fakat onu hatırladım şimdi. Ben bir an konçertoyu hatırlayamadım dedim. Aslında Karolin onu Sicilya'da bir festival için, daha doğrusu istemişlerdi Cengiz Tanç'tan. O festival için yazdıydı. Onun bir kaydı da kısmen de, tamamı değil galiba, bir kısmi kaydı var. Onu ben bir şekilde bulurum. Var. Notaya size var mı o kayıt? Hayır yok. Kayıt Ka kayıt o kısmi olan kısmı demek ki hocam. Çünkü bizdeki kayıt 7,5 dakika civarında Ya işte sürüyor. galiba işte o Evet, o. Sicilya'daki kayıt değil mi o? Ama nota yok. CSO'da Yani demek bulamıyorum. ki Bulacağız. tamam, Buluruz. demek ki eser de o CSO'da zaman 7,5 dakika bulamadınız. değil. Nasıl Aha. bulamadınız? CSO'da demek ki şey oldu ama buluruz. Muhtemelen selde gitmiş. CSO bir sel geçirdi ya. Bildim. Onu da hatırlıyorum. Evet. İnanın çok aradık. Yani bir sürü arkadaşımız var CSO'da, bulamadılar. Yani gerçekten Tamam. yok. Pirolli'de Yoksa de yok. yok. Pirolli'ye de Yoksa sordum. yok. Yapacak bir şey yok. Benim size sözüm olsun. Ben onunla ilgileneceğim. Ne Lütfen, bize yaparız çok büyük konusunu bilginiz bilmiyorum olur. ama ilgileneceğim. Karolin zaten buralarda yok ama birilerinin ondan teması olabilir. Ben bir bakacağım. O çünkü Cengiz Bey'in notalarının olduğu bir listesi vardı. Biz Borusan'ın şimdi bir kütüphanesi vardı. İyi, ben soruşturacağım. Siz bir bana bırakın, ben biraz Tamam, düşüneyim. tamam hocam, onu Tamam, sözüm olsun. hatırlatırız. Tamam. Yani kusura bakmayın, hani Ne hocam demek? olmuş, bulamıyoruz. Yani böyle 20 küsur tane eser var, ulaşamadığımız bu onlardan biri. Tamam. Bayağı uğraştık ama çözemedik. Yani yok, Milli Kütüphane'de yok, şurada yok, burada hiçbir yerde Olamaz. yok. Oralarda olamaz. Olamaz. O İstanbul'da. İstanbul'da bakacağız ona. Tamam. Hocam sizin, şimdi bizim direkt viyonsel
için yazdığınızı bildiğimiz üç tane eseriniz var. Hangisinden başlamamızı istersiniz? Üç tane dediğiniz aslında ben iki aslında bir. Hem iki hem bir. Bir Elif dedim, B dedim var. O evet, 2000 evet. yılından kalma. Sonra ben çok çok yeni, bir buçuk sene mi oldu, belki iki sene oldu 2019'da. Ona iki bölüm daha ekledim. Onu orta bölüm yaptım. Bir başına bir sonuna. Böylece o daha büyüdü. Üç Anadolu güzellemesi diye oldu. Benim aslında başka doğrudan böyle violonselin önde olduğu diyeyim, solist olduğu başka eserim yok. Sizin üç dediğiniz hangisi acaba, onu ben... O üç Anadolu güzellemesini üç tane olarak şey yaptı. Üç parça yaptı. Var. Doğru, evet. Doğru. Yani doğru. Daha öyle evet, kayda aldığımız doğru. için öyle biliyoruz. Tamam. Bir de şu malum yoyama konusu var ama ona sonra girelim. Önce tamam. şu şeyle bir başlayalım. Tamam. Bu eserinizi bir anlatabilir misiniz? Anlatırım memnuniyetle. Zannediyorum bir kere o eseri ben 2000 yılında besteledim. 2000 yılının sonbaharı. Muhtemelen ya yaz başları ya da belki ilkbahar ama yaz başları gibi hatırlıyorum. Muammer Sun İstanbul'a gelmişti. İlteleşik'ten de şey yapmış, haber salmış. İşte Hasan'ı falan göreyim demiş. İyi, ben zaten askerdeyken de Amerika dönüşü Ankara'da olduğum için epey de ziyaretine gidiyordum. İşte buluştuk, güzel konuştuk falan. Ondan sonra o söz etti. Böyle bir proje düşünüyoruz şey için. İnönü Vakfı projeye ön ayak olmuş. İnönü Vakfı violonsel ve piyano için. Çünkü biliyorsunuz hayatının bir ileri bir yaşında İsmet İnönü violonsel öğrenmeye merak etti, ders aldı. O yüzden violonsel ve piyano için. Bir de İsmet İnönü malum Anadolu'nun evladı, çocuğu. İşte türkülerden oluşan bir şey yapmak istiyoruz. İşte her besteci bir tane violonsel piyano için bir türkü düzenlesin. Epey bir besteciden istediydi o sırada anladığım Muammer Sun. Projeyi de... O da rahmetli oldu çok genç yaşta. Muammer Hoca'nın damadı Engin Aksan, Bilkent'te şeydi, ses mühendisi, ses kayıt yapan kişiydi. İşte kaydı o yapacaktı. Ben icracıların kim olduğunu doğrusu bilmiyordum. Ben de onun üstüne tamam yaparım dedim. İşte Elif dedim, be dedim, türküyü nasıl seçtim hatırlamıyorum onu. Bir şekilde işte... Bir gönül bağım olan bir türküydü. Onu ele aldım. Fakat proje devam edemedi. Ben birkaç İlteriş bestelediğini biliyorum. Birkaç tane bestelendi ama Engin Aksan vakitsiz vefat edince o proje kaldı, devam etmedi. İşte ben de o Elif dedim, B dedim türküsünü yapmış oldum. Onu yaparken doğrusu benim... Ben biraz türkü çok seslendirmekten genelde uzak durdum. Şu şeyden değil, onu ne olur burada belirtmek istiyorum. Ben bütün öğrenciliğimde benim Türk müziği, Türk halk müziği, efendim klasik Türk müziğisi, benim onlar hep beni besleyen şeyler ama türkü bestelemekten ben biraz imtina ettiydim. Bu bestelediğim ilk türküdür. Bir daha da yıllarca da bestelemedim. Şundan, yani bir kere benim gözümde türkü o kadar güçlü bir şey ki, hatta ben bazen benzetirken bir yağız, doğru bir at gibi, sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bin sırtına, o seni tıkır tıkır götürsün. Yani hakikaten götürüyor. Çünkü hele bizim toplumda, hele bilinen bir türkü ise, hele sevilen bir türkü ise, bir besteci olarak fazla bir şey yapmanıza yani tıkır tıkır beni götürüyor. Yani biraz o yüzden, yoksa ben iç sesini benim kendi müziğimin hep müziklerimde taşıdım. O ayrı konu. Ama bir bilinen bir şey alıp işte bir eşlik yapmaktan o yüzden imtina ettiğimi biliyorum. Fakat bunu keyifle yaptım ama benim derdim yine burada da o oldu. Yani o türkünün iç sesini ve anlam dünyasını olabildiğince yansıtmak, aktarmak, hatta ona bir şey katıp da aktarmak, böyle bir derdim olduğunu hatırlıyorum. Fakat sonunda öyle bir espri de yaptıydım. Şeyin sonunda
düzenlemenin sonunda işte violonsel piyano çalar. Sonuna doğru hem piyanist hem de çelist türküden bir şeyi, nakarat gibi olan bir ufak kupleyi mırıldanır, söyler. İşte hatta işte ah yazılmaz benim derdim. Of aman anam, of yazılmaz. Böyle hafiften de mırıldanır, öyle söylemez bile. Onun kendimce de sembolik bir şey var ya. Sonunda bu sözü olan ve söylenen bir şey. Yani ben bunu enstrümantal bir hale getiriyorum. Kelimeleri gidiyor, o sözün iletişimi gidiyor. Bari en sonunda onun en damıtılmış haliyle bir şey çıksın. Hakikaten de çok etkili oluyordu o konserlerde. Böyle bir yerlerden bir ses geliyor, birileri mırıldanıyor. Dinleyici nereden geliyor diye, çünkü kimse beklemiyor çalanların bunu söyleyeceğini. Benim o düzenleme, benim belki de en fazla sevilen ve sıklıkla seslendirilen müziğim oldu. İlk Dilbahar Tokay'dan Emine Serdaroğlu piyanist, onlar seslendirdi. Epey bir müddet seslendirdi. Hatta şu Naxos'tan yaptıkları CD'ye de koydular. Hatta benim de aklımdaydı. Ya birkaç tane daha önüne sonuna yap, bir set olsun da ısrar ettiler. O zaman hiç vaktim yoktu, yapamadım. Daha baştan beri aklımda olan bir şeydi ama işte hayat olmuyor. Fakat şu, o kadar o şey oldu ki, beğenildi ki benim onu yani... Çok enstrümanı ayrıca düzenledim. Yani orijinali violonsel piyano için ama yani artık siz, ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Arp violadan tutun, flüt piyanoya mı diyeyim, solo keman yaylı orkestrası mı diyeyim. Herkes aman ne olur işte şöyle bir şeyim var, ne olur bunu da benim için yap, orada çalayım. Bayağı düzenledim yani. Böyle benim bilgisayarımda Elif Bey dedim ve dedim var. Bir de onun ayrı düzenlemesi böyle gidiyor. Öyle oldu ve bir daha yıllardır hakikaten ben fırsatım da olmadı belki. Türkü düzenlemediydim. Yani yapmadım. Bu nedenle, anlattığım nedenlerden dolayı. Fakat dediğim gibi ben her zaman benim müzik dilim, yani öncesinde de Amerika yıllarında da sonrasında da hep bizim kendi müziğimizi bir şekilde içine alır, bir şekilde bunun üstüne ne söylemeye çalışabilirim, bunu daha farklı bir yere nasıl getirebilirim kaygısıyla ve amacıyla organize olmuş bir müziktir. Elif dedim, be dedim'in hikayesi bu. Bugün de hala daha çalınıyor. Bu Dilbağların çıkardığı Naxos CD'sinden sonra da çalındı. Çok yabancı. O arada da epey yabancı çeliste çaldı. O CD'den sonra da çalanlar oldu. Onu nereden biliyorum? İşte e-posta yazıyor. İşte CD'de dinledim. İşte notayı edinmek istiyorum. Nasıl çalarım filan gibisinden. Öyle de oldu. Yani yine söylüyorum yani, tamam ben bir, o türkünün anlam dünyasına bir şeyler kattım ama yine de türkünün kendisinin ben bir doğru at olduğunu her zaman diyor. O güçlü bir şey. Bir toplumun içerisinde yıllardır yaşayarak gelmiş, hala daha gönüllerde yer tutmuş bir şey. Bir bestecinin konforudur yani. Onu her zaman söylemek istiyorum. İlk seslendirmeyi kimin yaptığını hatırlıyor musunuz o zaman? Dilbağlar yaptıydı, öyle hatırlıyorum ben. Evet. Yani o CD'den çok önce o zaman. Çok çok. Çok 2000'lerin başında, 2000'de ben yazdıysam 2002 midir unuttum yani, öyle bayağı erken tarihlerde. Bayağı 2004 o... yılında İtalyan kültürde çalınmış olarak bulabildim ben. Evet. Onu benim, ama benim web sayfamda o olmayabilir, doğrudur. Bende var onun kayıtları da. Hı. Web şeyim benim 2010'dan 9'dan sonrakiler var orada, öncesi yok. Doğrudur, doğrudur. O zaman öyle demek ki. Ondan sonra epey çaldı ama Dilbağlar. En sonunda da işte o CD'den süreci ne diyelim taçlandırdılar. Evet. Peki o zaman 2019'daki eklemelere gelelim mi? Gelelim. O da şöyle oldu. İşte o Dilbağların CD'si üzerine oldu o. Bir Amerikalı bir çelist bayan o CD'de onu dinlemiş, sonra programını almış. Hatta ben biliyordum yani, böyle bir buçuk sene, bir iki sene kadar belki çaldı. Liza Caravan, yani bayağı Caravan diye yazılıyor. O sırada başka bir üniversitedeydi ama sonra Eastman'da bir şekilde hocalık yapıyor. İşte çok çaldık, beğenildi.
Belki de konserlerin en beğenilen parçası şudur budur güzel şeyleri oldu. Yani geri dönüşler oldu. Konser şeylerini falan gönderdi. Sonrasında ben şimdi tarihi hatırlayacağım. 2019'un başlarıydı galiba. İşte ya bu böyle düşünmez misiniz diye benden bir posta. İşte bunun önüne sonrasında o ağır bir türküdür. Daha hızlı iki türkü. Zaten benim yıllardır aklımda olan bir şey ama vaktim yok. Hakikaten türküler bile var aklımda. Yani oraya yakışacak ama başka şeyler, daha öncelikli şeyler. Ya düşünürüm dedim ama o benden ne zaman istiyor? Demek ki böyle Aralık'ta falan aradı beni. Ocak falan gibi tekrar o şeyi. Yani yaz başına istiyor işte, Haziran başı. O arada da benim elimde hararetle bitirmek, Mayıs'ta seslendirilecek bu Uğur Mumcu Vakfı'nın istediği Sakıncalı Piyade diye bir müzik var. Demek ki 2019, evet. Ben ya işte onu konserden bir ay evvel bitirirsem bir iki ayım kalır, ben bunu beceririm falan diye, ama şeyimi de biliyorum, söz veremem dedim. Hele bir mukavele falan. Ha şundan sebep tarih veriyor. O gideceği üniversitede bir fon varmış, işte onu kullanmak istiyor. O yüzden diyor işte dekan şey yaptı, o tarihe kadar fon duruyor. Bir o zaman ya dedim ben mukavele falan imzalayamam, kusura, elimde iş var. Ama gönlüm yapmak istiyor. Siz de beni motive ettiniz, sağ olun, var olun. İnşallah yapacağım ama söz yok. Söz yok, hele imza hiç yok. Başım ağrı tamam. Yani ucu ucuna o müziği bitirdim, Sakıncalı Piyade'yi. Yani konserden birkaç gün, bir hafta evvel ya bitti ya bitmedi. Bir de yoruldum da. Yani onu artık tamamlayacak halimde kalmadı. Şeye yazdım ya, kusuruma bakmayın. Ben çok yapmak istiyordum ama özür diliyorum ya, ben işte şartlar böyle oldu, yapamayacağım. Öyle bir ay bir sessizlik oldu filan. Sonra tekrar yazdı, böyle Haziran başı gibiydi. Ya dedim, ben konuştum. Bunu işte sonbahara kadar uzattım. Eylül. Ya bir anda ben iyice tabii gururum kamçılandı. Yani birileri bu kadar fazla isteyince bir başka oluyor insan. Hadi sıvadım kolları, işte 2019'un demek ki yaz aylarında o iki türküyü de öyle yaptım. Fakat bilebildiğim kadarıyla daha hiç seslendirme, çünkü şey geldi. Ben ona gönderdiğimde ben Eylül dedim ama yine Ekim'i bulduk. Türkçesini söyleyelim. Aman şuydu buydu, kaldık bugünlere. Yani bir icrayla ilgili bir şey olamadı. Ama o iki türküyü de gayet keyifle yazdım, onu biliyorum. Çok çok da hoşuma gitti. İşte bir an böyle hayatımda bir şey oldu. Hatta o yaz rahmetli Muammer Hoca'yla da konuşuyoruz. Ya Hasan diyor, ya 2000'de yazmışsın, onun aradan 20 yıl geçmiş. Bir üslup farkı filan. Pek bence yok dedim ya. Pek üslup farkı o anlamda, yani ben hissetmedim. Öyle bir dert olabilir filan, sıkıntı olabilir dediydi. Hissetmedim. O iki türkü de Elif dedi, B dedi, Kütahya türküsü ortada. İlk türkü Kayseri türküsü, Erkilet Güzeli. Çayır Çimen Geze Geze ile Erkilet Güzeli diye bizde geçiyor. Bir de Çayır Çimen Geze Geze o Isparta finaldeki. Hatta o finaldeki türküde de eserin bütünlüğü olsun diye en sonunda yine o nakaratımsı işte of nenem of hafif söyleterek filan yine o üçüncü türküde de yine aynı şeyi orada da kullandım. Orada da gayet onun iyi gittiğini düşünüyorum. Yani böyle bir üçlü set oldu. Üst ismini de işte Üç Anadolu Güzellemesi yaptım. İşte Elif Bey'in daha o zamandan planlanan, bence o zamandan beri aklımdaydı, o tek başına olmaz diye düşünüyordum. Kardeşleri işte 19 sene sonra yanına geldi. Böylece o artık başı bağlandı diyelim, tamamlanmış oldu. İşte ne diyelim, bir besteci hayatı. Şartlar öyle esti. Mesela o Dilbağların CD'de Naxos için de iyi olacaktı belki ama hakikaten yapamadım, yani vaktim yoktu. Yer vardı çünkü. Dilbağ çok ısrar etti. Ne olur ne olur dedi. Ya işte olmayınca da olmuyor. Yapacağız. Böyle. Öyle oldu. Orada da aynı şeylerim var. Yani o türkülerin içindeki ruhu, enerjiyi, mesajı, o duyarlılığı yakalama çalıştım. Hakikaten ben şeyi seviyorum. Türküleri seviyorum. Hem müzikal olarak seviyorum. Hem de ya bir halk kültürünün, halk sanatının belki de en önemli şeyi az malzemeyle
çok sınırlı malzemeyle büyük etki alabilmek, büyük iş yapabilmek. Hakikaten ne işte şöyle biz kullandığı bir skala, ne modülasyon bilir, ne o var, ne o var, ne o var, ne o var. Fakat harika güzel. Yani ne bileyim oradaki sözler bile öyle, halk şiiri diyelim. İşte ya 150-200 kelime değil, öyle çok sofistike kavramlar yok, bir şey yok ama işte ya bir konuşuyor böyle insanı can evinden yakalayabiliyor. Yani o çok ne diyelim o anlamda başarılı bir iş yani. Çok sınırlı şeyle, çok yalın bir deyişle büyük anlamlara, büyük derinliklere ulaşabilmek. Hem müzik açısından hem de ben sözlerde de onu görüyorum. O yüzden hoşuma gidiyor. Kendi ses genetiğimi görüyorum. Ama dediğim gibi bir tarafıyla da hele bilinen türkünün çok güçlü bir taşıyıcı olduğunu bildiğim için yani besteciliğime alet etmek istemiyorum. Yani ben bir şey katabileceksem Türkiye varım ama yani o bana katacaksa ama yani sanki böyle bir besteci egosu değil. Siz ne derseniz deyin. Biraz besteci egosu. Yani o yüzden öyle bir şeyim var. Yoksa benim müziğim tamamen ağırlıkla o seslere oraya dayandığını rahatlıkla söyleyebilirim. Evet öyle oldu yani şey ama keyifli oldu. Hem o ilk bestelediğim Elif dedim hem de son bestelediğim o iki türküden çok mutlu oldum yani. Bestelerken mutlu oldum, böyle bir heyecan, bambaşka bir şey oldu. Ya o işte Türkiye bir takım piyanoda etkilerle bir daha farklı anlamlar kattığını falan da düşünüyorum yani. Mutlu çalıştım. Yani tabii bizim için şans, böyle bir üçlemeye dönüşmüş iş. Dilba'nın da Ondaksos CD'sinde sizin ilk bölümünü kullanması... Güzel yani CD'yi çok tamamlıyor. Umarım onu Dilba'la da konuşacağız. Konuştuk da hani ona bir ara bir ayarlamamız lazım. Bizim format bir besteci, bir yorumcu, bir besteci, bir yorumcu diye gidiyor. Bakalım yani bir ara Dilba'da alacağız. Dinledim. Bütün bestecileri dinledim. Münifi yorumcuları da dinledim. Hepsini dinleyemedim. Daha öncelikli, daha tanıdığım, bildiğim insanlardan başladım. Necati Bey'i dinledim. Onu da bitiremedim. Kısmen dinledim. Çünkü onun bestecilik macerasını da bildiğim için biraz daha önceliğe verdim. Dinliyorum. Devam yani edeyim. Zaten kütüphane olsun diye. Yani lazım öyle. Olduğunda çekip alın. Dinleyin, tekrar yerine koyun, sonra tekrar bakın. Hiç yani acelesi olan bir iş değil. Aynen o ve o arada yani öyle güzel bilgiler var ki kolay kolay hiçbir yerde bulunmayacak bilgiler. Yani canlı tarih, yaşanan tarih, onu önemsiyorum. Yani o kitaplarda, kayıtlarda rastlayacağınız cins şeyler değil. Daha da heyecanla beklediğimiz birçok hem besteci hem yorumcumuz var. Hocam sizin bir yoyama ile ilgili bir küçük sanıyorum yaşadığınız bir şeyler var. Bahsetmek ister misiniz? İsterim. O da benim hayatımın tam özel bir anında oldu. Yani bu 2000 yani tam şeyin 2000 demek ki tam bu sıralarda ya bu 2000 sonbahar yani 2001 yılında bir kere şey oldu ama temasa 2000'in sonları mı geçirdi 2001'in başı mı onu hatırlamıyorum. İşte o zaman hatırlarsınız telefonlar vardı, bir de kasetli mesaj şeyleri vardı. Oraya ses bırakılırdı, siz de basar dinlerdiniz yani bambaşka çağlardan bahsediyorum. Öyle bir mesaj var telefonumda, bir İngilizce kaydetmiş, konuşmuş. Catherine Woodard diye bir piyanist, sonradan ben çok tanıdım onu. O zaman tabii tanımıyorum. Bu şeyden biraz bahsetmiş. İşte bir adres şey yapmış. İşte birkaç eserinizi gönderirseniz işte bir seçki yapacağız. Çünkü anladığım başka bestecilere de şey yapmış. Başvurmuş. Sonradan öğrendim. O projenin işte Türkiye ile ilgili onu sorumlu kılmışlar. Çünkü Adnan Saygun'un piyano eserleriyle ilgili bir doktora çalışmış. Kendisi piyanist. Epey de çaldı. Hatta benim müziklerimi de CD'ye koydu. Muammer Hoca'nın, Saygun'un bayağı CD filan da yapmış bir Amerikalı piyanist. Tezi de bu konuda olduğu için demek ki onu bu şeyle görevlendirmişler. Ben de birkaç müziğim vardı. Şeye uygun gidecek. Yolladım. İşte ondan sonra işte
O da bir sunum yapmış. İşte sizi seçildiniz. O işte 2001'in Ağustos ayında şeyde böyle dört besteci var. O Yoyama'nın İpek Yolu projesi. Onunla ilgili bir takım dosyalar şu bu geldi o süreçte. Efendim işte unuttum ben şimdi var duruyor. İşte böyle bir 7-8 saz içerisinden işte en fazla bilmem kaç tanesi. Ya oda müziği için bir eser istiyorlardı. Bunların içinden seçtiğinizi kullanabilirsiniz. En az 3 sazla en fazla 5 mi 6 mı unuttum gibi. Hatta ve hatta işte bu sizin coğrafyanızda biraz da belki seçilme nedenim o olduğunu düşünüyorum. Yani kendi coğrafyanıza, kültürünüze ait İlla ki müzik değil, belli bir kavramı, bir sesi, bir şeyi daha ortaya çıkaracak cins bir müzik arıyorlardı. Hatta işte onunla ilgili olarak da isterseniz, dilerseniz bir yorumcuya da şeyin projenin bütçesi o kadarına el veriyor. Bir kendi kültürünüzden bir enstrümanı da davet edebilirsiniz diyordu. Şart değildi ama ona da olanak vermişti. Ben de işte bütün bunları düşünerek, bir 15 dakikalık bir müzik istiyorlardı. Ben de bir oda topluluğu için ben bir kanun aldım. Biraz da temama daha uygun düşeceğini düşünerek ilk kez yaptım. Çünkü daha evvel hiç öyle bir fırsatım olmadıydı. İşte okulu bitirdim, Amerika'ya doktoraya gittim, geldim askerlik, döndüm işte hemen hemen bu şeylere. Daha tam 30 yaşında mıyım o yaşlarda? Efendim hemen 30'un başları ya da 31. Efendim bir kanun kullandım orada. Diğer sazlardan da violonsel, klarnet, vurmalı bir şey daha var. Arp. Evet. Kendime göre bir tını seçtim. Kombinasyonu yaptım. İşte yine o aklımdaki sorulara cevap olan bir şeydi. Ama şunu yaptığımı hatırlıyorum. Mesela oradaki kanun tamamen şeyden, bizim gelenek müziğinden bir takım figürleri çalmanın, bir takım melodileri, jestleri çalmanın dışında bir şey yapmadı. Yani şunu söylemek istiyorum. Böyle solistik bir pozisyonu olmadı. Orada bir oda müziği neyse herkesin rolü eşit. O da öyleydi. Yani genelde biliyorsunuz ve onu da hatırlıyorum. Yani bizim bestecilikte bu tip yerel bir enstrümanı kullanan Ferit Anlar'dı daha evvel de Kanun Konça. Sonra çok kullanıldı. Daha çok hep üstte renk çalgısı olarak diğerleri eşlik etti. Genelde öyle oldu. Yani müziğin çok içinde olan bir pozisyonda olmadı. Yani bir şeyi çaldı, temayı çaldı. Ve çekildi geri plana başka şeylerde, eserlerde. Yani benim bir gördüğüm o Ferit Bey'den sonra belki de ilk olabilir ve o anlayışta zaten ilk olduğunu düşünüyorum. İşte ben orada biraz Yorgo Bacanoz'un güzel bir taksimi vardı. O gerçi ut çalıyor, utla yapıyordu o taksim ama oradan bir takım figürlerle oldu. Diğer enstrümanlar o figürleri değiştirdi, dönüştürdü, geliştirdi ama kanun her seferinde kendi bildiği yoldan gidiyor. Öbürleri sağa sola çekiyor müziği. O tekrar geri çekiyor. Böyle bir şeyden iç içe giren bir dünyada akan bir müzik oldu. Onu hatırlıyorum şimdi. Ağustos'un orta bir iki hafta şeye gittik. Sırf ben değildim o projede. Dört besteci vardı. Benim üçü benden aynı yaşlardaydı hemen hemen. Bir tanesi bayağı yaşlıydı. İki Koreliydi. Korelilerden biri gençti yani benden yaşlı. Öbürü bayağı yaşlıydı. Vache Sarafyan diye bir Ermeni vardı, besteci. Onun müziğini de ben pek sevdiydim. Bir de ben vardık, dört kişiydik. Efendim işte bizi çağırdı, iki hafta şeye gittik. Fransa'da Nice'in böyle bir arabayla 50 dakika yukarısında Villecroze diye bir köy, kasaba gibi bir yer var. Orada Académie de Villecroze diye bir müzik akademisi var, yaz kursu. Bayağı aktif bir yaz kursu. İşte onun bir iki haftasını bunlar İpek Yolu projesi diye şey yapmış, tutmuşlar diyelim. İşte orada bir iki hafta kaldık. Bayağı Yoyoma da bütün iki hafta oradaydı. Ve harika müzisyenlerle birlikte, harika dediğim yine genç insanlar, yani benden daha ufaklı ya da benden aynı yaşlarda. Mesela benim arpçı, ki o zaman yeni tam girmiş, bu Viyana Operası'nın en genç müzisyeni.
Şimdi Viyana Filarmoni'de çalıyor. Charlotte Bazerait diye bir kız, yani nefisti. Diğer çelist mesela, Finli bir çelisti. Staatskapelle Dresden'de, adını unuttum. Senno Lane mi ne, unuttum adını. Böyle böyle genç müzisyenler ama yani çok hoş, nefis müzisyenlerdi. İşte Yo-Yo Ma'yla orada epey, ya ufak da bir yer. O köy ya, orada tamamen etrafta bir takım böyle güzel yazlık büyük evler, şeyler falan var. Biraz da variyetli insanlar. Bunu nereden anlıyorsunuz bilmiyorsunuz ama konsere falan bir anda bir insanlar geldi. Bunlar nereden geldi falan diyorsun o zaman. Orada bir şapel gibi bir yer vardı az dışarıda. O zaman çözdüm ya, burası böyle durumu iyi olanların yaz aylarını geçirdikleri bir bölge. Yoksa şeydi bir. O güzel bir akademiydi. Orada bir iki hafta yaklaşık 14 gün bine beraber olduk, provalara geldi, provaları izledi, yönlendirdi. Rahat bir ortamdı, bayağı rahat bir ortamdı. Yani çalışma açısından da, boş zaman açısından da böyle gelip o çok böyle yoğun o tip bir enstrüman master class'ından daha farklıydı. Keyifli oldu ve orada ilk kez orada çalındı eser. Sonra epey bir çalındı, yurt dışında çalındı. İngiltere'de çalındı, Londra'da. Orada çok iyi CD bir var değil mi kulüpte. hocam? Ha? CD'si var değil mi? Bir albüm bir şey. Yahut CD olarak hiç çıkmadı. Kayıt çok. Ha, CD olarak şeyler, CD'msi bir şeyi koydular. İsviçre'den, dur, İsviçre grubun adı gitti. Onu koymuşlar. Hatta benden de bir izin istedilerdi. O konser kaydını koymuşlar ama CD gibi yapıp koymuşlar. Orada da bir Türk kanuncu çalıyordu da, Didem mi? Onlar kendileri bulmuşlardı. Mesela Londra'da çalınırken CD, o anlamda CD yok ama çok kayıt var. Epey bir konser oldu yani. YouTube'da mı bulunuyor? Hani şimdi biri aramak YouTube'da isterse var. böyle. YouTube'da o ilk icra yok. O bende kaydı var. Onu da koyabiliriz. Bizim çocuklar koyar. YouTube'da olan bir Ankara'da çalınmıştı. Bizim Hakan, piyanist bilir misiniz? Haber Hakan Ali Toker. Toker var, piyanist. Evet. O çaldıydı kanunu. Ankara'da Hadi. Bilkent'te Orhun Orhon yönettiydi. Kanunu da Hakan Evet. çaldıydı. Yani o bir efsane. Orada ne zamandı o konser? 2006'ydı. Benim bütün eserlerden oluşan bir portre konseri yapılmıştı Yiğit Ankara'da. Ülgen çalmış violonseli. Evet, onu şey, Yiğit mi o kaydı ben çalmış? dinledim. Doğru, Yiğit Yiğit Ülgen çaldı. violonseli O çalıyor. var. Başka işte... Ant Karabacak klarnet çalmış Doğru. sanıyorum. Öyle bir şey Olabilir. çaldı Ant ki. Yanlış mı klarnet çaldı hatırlıyorum? herhalde. Doğrudur, doğrudur. Ben o Ankaralı müzisyenler genelde İstanbul'da çalındı birkaç kere. Efendim, Londra icrası enteresandı. Onu Liverpool Orkestrası'nın bir oda müziği grubu var. Onlar çalmıştı. Mesela Hocam, onun falan bilmeyenler kanun... için Ne? biraz bahseder misiniz yapısından? Tonal bir eser mi? Nedir? Ya değişik bir yapı. Yani o sıralarda tam 2000 demek ki bir. Yani o zamanki şeyim, estetiğim biraz daha farklıydı bugüne göre. Şeyi dönüştürmeye çalışıyordum. Yani o müziğin, orada bir taksim var. Baştan aşağı eser bir taksim. Ama taksimin fragmanlarını kanun çalıyor. Diğerleri bozuyor, kırıyor, dönüştürüyor, prizmadan geçiriyor ve böyle devam ediyor. Eserin belli bir zirve noktasına doğru da eserin adı Eski İstanbul'un Arka Sokaklarında, bu arada onu da söyleyeyim. Bir Dede Efendi'den bir alıntı var ve böyle de biten bir oda müziğisi. Yani oradaki genel şeyim, tını daha ön plandaydı. Onu söyleyebiliyorum. Yani telli çalgılar işte, kanun, arp, pling pling, uzatanlar, violonsel ve klarnet, arada nefesi. Yani bir tını, bir de yumuşak vurmalı vibrafon filan gibisinden böyle bir tını ortamı, biraz bizim o tın tın sese de uygun düşen bir ses ortamı ve bir taksimin, diyelim ki 3 dakikalık bir taksimin macerasını, ne bileyim, bir 10-12 dakikaya çıkartan. Bence o taksimi niye seçtiğimi de hatırlıyorum. Orada ya figürler önemliydi. Böyle bir hızlı hızlı böyle 30 gibi dan 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 dan
geliyor ki böyle bir akan. Yani o figürlerin üstünden ben diğer sazlara top atıp diyelim sözün bir şeyiyle onları konuşturarak götürmek. Dolayısıyla biraz bana sorarsa su katılmış bir taksim gibi yarı irticali, yarı improvizasyonlu giden bir şey bir zirve noktasına doğru şey gelip işte bu Dede Efendi'nin hangi Hüzam, tamam Hüzam ayininden işte son selamından bir fragman gelip müziği öyle toparlayıp kapatıyordu. Böyle bir eser oldu. Biraz serbest form, biraz taksim, taksimin kendi iç izleyi fakat tamamen akış yok. Belli bir fikir oluştuğu anda o fikrin varyantları, çeşitlemeleri tekrar bir ikinci şey fikir kanunda diyelim. Onun çeşitlemeleri gibi bir anlayıştan öyle bir modeldi. Biraz daha şeyleri sesi figürleri soyutlayıp değiştirip dönüştürerek bir anlam dünyası. O yüzden de eski İstanbul'un arka sokaklarında adını verdiydim. Yani bir tuhaf İstanbul sesi çıktığını düşünüyorum. Ama tuhaf eserde. İstanbul'un eski sokakları diye mi YouTube'da aratacak birisi? Eski İstanbul'un eski arka İstanbul sokaklarında. Şundan eski söylüyorum İstanbul onu. Ya ben o yıllarda tabii şimdi artık o şey kalmadı. Ben öyle sokak sokak eski mahalleleri falan gezerdim. Öyle oradan bir takım imajlar falan da var. Böyle hele yaz günleri falan hop oradan buradan böyle bazen radyodan bazen de birileri. Mesela o Can Kurtaran bölgesinde falan hakikaten böyle imajlarım oldu. Orada epey roman müzisyenler var. epey var. Hatta Ahırkapı Roman Orkestrası. Hatta geçenlerde yine gittiğimde gördüm. Bir dernekleri bile var öyle gezerken. Onun fotoğrafını da çektiydim. Ya böyle imajlar oradan bir ses geliyor. Üç sokak öteden bir başka ses, oradan bir klarnet sesi. Öbüründe de radyodan bir saz şeyi geliyor filan. Böyle bir ses imgeleri birbirinin içine karışmış. Bir de biliyorsunuz Dede Efendi'nin evi oradadır. Bir de öyle bir şey de var. Dede Efendi de kendiliğinden öyle geldi filan. Böyle bir imaj, izlenim eseri oldu. Sonra o proje aslında daha devamı vardı fakat ne oldu biz de bilemiyoruz. Gerçi bir CD çıkarttılar, onların hesabı niyeti işte böyle her sene 3-4 besteci yapıp büyük bir şey külliyat yapmaktı. Bir ikincisini yaptılar galiba, öyle kaldı. Sonra bir CD çıktı, çıkan CD ama daha çok geleneksel müziklerden çıktı. Benim anladığım, duyduğum, öğrendiğim, onu da söyleyeyim, bir şey de aklıma geldi. Onun işte fikir şeyi olan bir müzikolog vardı. Onu bilmiyorum ya ayrılmış ya bir takım sağlık nedenleri Theodor Levin diye. O ayrılınca o da öyle şeye uğramış. Ama şunu öğrendim 6 ay 7 ay evvel. Hala daha bir şey olmuş da onunla ilgili bir süreç var. Bu Stuttgart Kammer Orkestra işte bir takım bir eser mesel işte isteyecek birinden filan. İşte Türkiye, mülkiye, o bölgelerden kim? Hala daha beni hatırladığını duydum. Direkt benim adımı vermiş Joy ama o beni çok mutlu etti. Harika. O beni çok mutlu etti. Yani o kulağıma geldi. Vay be dedim kaç sene sonra belki adım kolay hatırlanıyor. Çok devazı göstermeyin. Ama lütfen. Biliyorsunuz şeyin partitasını hala daha çalıyor. Saygun'un partitanın ağır bölümünü hala daha çalıyor. Zaten onun şeyi oydu. O Ravel Trio. Yani içinde böyle bir yerel unsurların olduğu eserlere yok bir tane daha vardı. Apalaş bilmem ne. Yani çok o tip yani on bu yerel müzik değerlerinin çok katkısı olacağına inanıyordu. Kendisinin de belki doğulu Çin asıllı olmasından gelebilir. İşte Çinli bestecileri hakikaten çok şey yaptı. Amerika'da Bright, Sheng, başka bir takım bestecileri. Ve o tip eserleri özel önemli. Kodai Sonat gibi ne bileyim şimdi aklıma bir anda gelenler. Öyle bir ilgi alanı diyeyim ya da bir vizyonu olan bir insandı. Ama keyifli geçiyor. Çok mütevazi bir adamdı. Yani onları ben biliyorum yani orada beraber kahvaltı yaptık, yedik içtik. Yani iki hafta kamp gibi
İşte biliyorsun master class şeyi Akademi de Villecroze öyle bir yer. Beraber birlikte işte diğer müzisyen arkadaşlarla 2 hafta geçirdik. İşte keyifli oldu. Çok şey öğrendim. Çok şey öğrendim. Evet, onu söyleyebilirim. Hocam sağ olun. Yani biz hem ilk eser hem bu eser hakkında bize bugün ne demek? Çok güzel şeyleri anlattınız. Bilmiyorum başka bir yerde anlattınız mı ama biz ilk defa duyduk. Ya violonsel odaklar zaman böyle olmadığı için pek anlatmadım. Ama işte o 2001'de şeyden döndükten sonra diyelim ki bu şeyden sonra okulda insanlar merak ettiydi. Bir seminer yaptıydım. Orada da bizim okulun içinde ayrıntılı anlattım ama böyle kamusal bir ortamda bilmiyorum hatırlamıyorum. O kadar ayrıntılı anlattım. Hele bu Elif dediğimi ve diğer şeylere zaten fırsatım olmadı. O 3 Anadolu güzellemesi işte pandemi girdi öyle duruyoruz artık yani ona hiç fırsatım olmadı onu rahatlıkla söylüyorum. Ben kişisel merakım olan bir şey soracağım burada. Ne demek? Bir gün viyonsel için bir sonat ya da konçerto bestelemeyi düşünür müsünüz? İlla da sipariş mi gelmesi lazım? Ya bunların hepsi ben nasıl söyleyeyim ya yani öyle şeyler var ki aklımda yani bu ya seviyorum. Ya büyük konuşmayalım. Şöyle bir besteciyi hayatta tutan şeylerden biri bu. Bir kere kafanın içinde kendi yapmak istediklerin var. Ömür yetmiyor. Ama dur şunlar yani insanı böyle götüren bir hayata bağlayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Benim de aklımda epey şey var. Sonattan çok ben konçerto daha öncelikli diyeyim. Daha neler var? Yani sırf o değil ki mesela benim bir Ahmet Haşim şarkılar setim var. Ya otursam 2 ayda falan toparlayacağım ama bir türlü yapamıyorum işte. Telefonuma kaydetmişim, küçük notları almışım. Daha buna benzer bir sürü şeyler. Konçerto şöyle. Ben bugüne kadar 2 tane konçerto yazdım. Hele ikincisini yazarken daha şey. Biri ya şöyle tuhaf demeyeyim de kendine mahsus. Birini Şirin Pancaroğlu için yazdım, arp. Ama bu sadece arp değil. Şirin aynı eserde bir de bir eski Osmanlı kucak arpı var, çeng. Hem onu çaldı, hem onu çaldı. Arp ve çeng için bir konçerto. Güzel, o çok eskide. 2007'de, evet 2007'ydi yaptıydım. Sonra bir 4 sene evvel Borusan Orkestrası bir konçerto istediydi şey için. Bizim piyanistimiz Özgür Aydın biliyorsunuz. Bir de onun Berlin viyolacı eşi benim var. Özgür benim trio piyanistim. İşte eşi Naoko için viyola evet, viyola. Ya o konçertoyu çalışırken arada bir böyle aklıma geldi. Ya bu da benim talihim midir diyorum. Ya bir tane tek san için bir konçerto yazamadım gitti filan. Ondan da çok keyif aldım. Çok da iyi çaldılar. Çok güzel oldu o konçertoda. Ama yani benim bir aklımda var ya bir keman bir violonsel hakikaten hararetle önceliğim olarak bekliyorum yani ben. Ama şunu da düşündüm. Onu da söyleyeyim size. Bu benim bu 3 türkü var ya ben onun artık bu son şeydeki işte en son bilgisayarda işte bitirmişim filan da sayfa mizampajını yapıyorum notaların. Bir anda aklıma bir şey geldi böyle tam yaparken ya dedim ben bunu bir orkestra alsam 20 dakikadan 25 dakika filan tutuyor toplamı. Şahane olacak dedim. Bir de aklıma böyle bir şey daha geldi. Yani bir düşündüm böyle Allah yani şey yani piyano ve violonsel için ama gayet nefis piyano partisi orkestralanabilir. Böyle işte bir 25 dakikalık filan bir 3 tane türküden orkestra ve viyonsel için bir set olur. Bir anda böyle bir hayal de geldi. Onu da bu arada ilk kez söyleyeyim burada keyiften. O da duruyor. Yani bu hayaller yok mu? Ya olsun güzel şeyler. Şey. Hayata bağlıyor. Dur onu da yapacağım, bunu da yapacağım diye işte sonsuz insanın ne denir istekleri, arzuları. İşte evet ama bir konçerto sonattan daha öncelikli olduğunu ben söyleyebilirim ya, rahatlıkla. Yani sonuçta violonsel 20. yüzyılda belki de en çok kullanılan birkaç çalgıdan biri diye düşünüyoruz. O anlamda 21. yüzyılda da öyle gidiyor gibi geliyor. Eğer bir gün düşünürseniz umarım. Yani violonsel yani işte başka bir çalgı, özel bir rengi var.
hem PES'i var, hem TIZ'i var. PES'te ayrı bir dünya, ortada ayrı bir dünya. TIZ'ler apayrı bir dünya. Alıyor başını gidiyor. Yani ya böyle bir karakteristiği olan özel bir çalgı. Hakikaten özel bir çalgı. O yüzden de ben ilgi çektiğini tahmin ediyorum yani 20. yüzyılda. Tamam, 19. yüzyıl kemanın yüzyılı. Hiç tereddüt yok. Tepede gayet güzel konuşuyor ama şeyin, cellonun bu tel ve renk olanakları çok çok fazla olduğunu düşünüyorum kemana göre. Bu anlamda. Bu anlam. Kemanın da kendi içinde var ama üç aşağı beş yukarı orta ve tiz bölgeye yoğunlaşmış gidiyor. Neredeyse o tizin çoğu var cello'da. Yani. Ve başka türlü var. Yani onları da gördüm. Bakın mesela bu müziği viola'ya mesela Elif dedim be dedim mesela viola'yı uyarlarken de gördüm. Yani bamba yani o cello'da işte ta o tepedeki la'ya atıyorsunuz la telinde iki oktav yukarıda müthiş konuşuyor. Viola'da mümkün değil. O çıkmıyor. O yüzden oktav aşağı falan aldım. Başka türlü manipülasyonlar yaptım. Ya ayrı dünyalar. Onun da kendine has bir rengi var. Seviyorum ama yani işte o zaman daha birebir insan yaşayınca görüyor. Yani o la iki oktav yukarı at elini yok. Viola da tel daha kısa doğal olarak. O zaman hadi bir oktav aşağı alalım. Oktava gelirken o çıkışı kaybetmeyelim. Başka başka şeyler çıktı. Yani böyle hop onu koy bir olaya diye de olmuyor yani ciddi farklı. İşte. Hocam sağ olun. Hayatı. Yani bir saati geçmemeye çalıştığımız için kayıtta. Geçmeyelim aman. Ben çok kısa bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Evet, ya hocalığıma pardon. Verin. Çok konuşuyorum. Bir şey soruluyor yok, oradan oraya. Lütfen. Hocalığıma yani verin. Çok keyif alıyoruz yok. Da. Bizim için çok keyifli. 3 bölüm çekelim size. Ya, az önce söylemiştiniz zaten. Sadece kaçıranlar için tekrar şey yapmak isterim. Ben yinelemek. Eserlerinizi çalmak isteyenler sizin mail adresiniz üzerinden ulaşmalılar değil mi? Tabii yani mail adresi hemen var. Web sayfam zaten oradan oraya da yönlendiriyor. Aslında bir nota merkezi olsa ki onu da düşündüydük bu Beson üstünden yapalım diye besteciler orkestra. Onu da Muammer Hoca kurduydu yine hatırlatayım. Ama bir türlü hayata geçiremedik. Yani şey merkez arşiv orada olsa hatta belki bir sekreterya gibi bir şey olsa oradan dağılsa filan diye bir takım şeyler öyle düşündük ama maalesef hayata geçiremedik. Sonunda iş kişisel şeylerle yürüyor yani. Hiçbir sıkıntı yok. Ben, direkt size yani, başvurmaları daha doğru olacak. En kolayı bende hazırda duruyor yani ne yapayım. İşte PDF'yi basıyorum. Düğmeye yolluyoruz. Bu kadar basit. Hocam çok keyif aldık. Sağ olun. Ne demek ben de. Abi bir gün yüz yüze görüşürüz inşallah diyorum. Görüşürüz. Var mı sayfa söyleyeceğim bir şey? Ya yok yine çok keyif aldım dediğini ancak onaylayabilirim Hasan Uçarsu'yu tanımaktan. Şunu da söyleyeyim, Hasan Uçarsu yeni medyayı çok iyi kullanıyor. O yüzden onunla ilgili eğer izleyicilerimiz merak ederlerse çok güzel, nitelikli, böyle içeriği zengin bir web sitesi var. Ben tavsiye ediyorum adına. Wikipedia'sı, sosyal medyayı falan çok güzel kullandığını söyleyebilirim. Yok demeyin. Demeyin. Hayır ben bir kere sosyal medya... Ya benim arkadaşlarım ve dostlarım sağ olsunlar. Ne güzel. Sitesinin nasıl imal edildiğini daha evvelden de 2009'da mı? Yani hep arkadaşlarım sağ olsun. Ya ben çok fenayım. Ya beni tehdit ettiler. Hakikaten. İsmimi almış, yerimi almış. 4-5 yıldır benden bilgi bekliyor. Bir gün dayanamadı. Bu ilk şeyi söylüyorum. 2009'u söylüyorum size. Açtı telefonu. İyi arkadaşlarım varsa ben. Ya diyor ki... Gönderdin diyor. Göndermedin diyor. İnternetten ne bulduysam kes yapıştır yapacağım. Yeter artık. Ben seni. ve yapmış öyle bir şey. Bana sadece bana gönderiyor. Ya buna razı olacaksın ya bir hafta içinde. İyi ki de yapmış. İşlerle. Ben bir şey yapmıyorum ya. Sevenlerim sağ olsun. Diyorum. İyi ki de yapmış. İyi ki de. Gerçekten çok iyi. Onun ellerine emeklerine sağlık o zaman. Sizle ilgili birçok bilgiyi edinebiliyoruz oradan. Wikipedia'da da varsınız. Bence bunlar önemli. Hani o ne diyoruz işte itibar puanınız. Çok çok güzel. Sadece Türk müziğine katkılarınızı açıp okusunlar, öğrensinler istiyorum ki biz de bu belleğe kaydederken altını çizmiş olalım. Yine bakın o site 2009'da. Belki yine 2010
15'ten beri her sene. Ne olur bu sene şu artık çağ dışı kaldı, yenileyelim. En son yeni bu geçtiğimiz Kasım'da filan onu da yapabildik. Çok kötüyüm yani o konularda.